İnşaat mühendisliğinin tarihçesi. İlk mühendislik uygulamaları inşaat mühendisliği alanındadır. İnşaat mühendisliğinin tarihçesi insanlığın varoluşu ile başlar. Mısır'da basamaklı Sakkara piramidinin ve çevresindeki tesislerin yapımını yöneten ve Firavun Zoşer'in başbakanı olan İmhotep ilk mühendislerden ve ilk inşaat mühendislerinden sayılmaktadır. Bilinen ilk mühendis olan İmhotep, M.Ö. 2250 yılında Kral Zoser piramidini inşa etmiştir. İmhotep'in matematik ve basit aletlerle inşa ettiği bu eser günümüze kadar ayakta durabilmeyi başarmıştır. Mısır'da mühendislik çalışmaları yalnız piramit yapımına yönelik olmamıştır. M.Ö. 2500 yıllarında Uni adlı bir mühendisin Nil Nehri'nde gemiler için bir geçit açtığı bilinmektedir. M.Ö. 1760 yılında Hammurabi yasaları ortaya konmuştur. Bu kanunlar içerdiği yapı inşası ilkelerinden ötürü inşaatçılık ile ilgili ilk yazılı kaynaktır. Hammurabi kanunlarına bakacak olursak, bir inşaatçı herhangi biri için bir bina inşa eder ve uygun bir şekilde yapmaz ise ve onun inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse inşaatı yapan öldürülür. 230. maddesi, eğer bina ev sahibinin oğlunu öldürürse inşaatı yapanın da oğlu öldürülür. Yıkılan bina sahibinin kölesini öldürürse inşaatçı evin sahibine köle için ödeme yapar. Binanın bir kısmı harap olursa harap olan kısmının tümünü inşaatçı tazmin eder ve yıkılan binayı düzgün bir şekilde tekrar inşa eder. Bir kişi başkası için bir bina yapıyorsa bina henüz tamamlanmamış olsa bile duvarı yıkılmışsa inşaatı yapan kişi kendi imkanlarıyla duvarı daha sağlam hale getirir. Bir kimse su bendini uygun koşullarda tutmaz, bakımını yapmaz ve bu nedenle bent yıkılır. Tarlalar su altında kalırsa, o zaman barajı yıkılan kişi para karşılığı satılır ve elde edilen para harap olmasına yol açtığı Mısır'ın karşılığı olarak verilir. Milattan önceki dönemde hayat sadece tarıma bağlıydı. Tarım alanları büyük olmalı ve diğer insanlardan korunmalıydı. Şehirlerin korunması için yapılan surlar ilk inşaatlar olarak değerlendirilebilir. Milattan önce 1000'li yıllarda Asur'da askeri mühendislik doğmuştur. Askeri amaçla yapılması istenenler mühendisliğin gelişmesine sebep olmuştur. Romalıların yaptığı yollar, köprüler ve su kemerleri mühendisliğin ilk uygulamalarıdır. Su ve rüzgar kuvvetinin kullanılmaya başlamasıyla teknolojik gelişmeler Rönesans hareketini başlatmıştır. İlk mühendisler askeri mühendislerdi. Bu mühendisler savaş zamanlarında mancınık, kule ve rampa gibi savaş araçları geliştirdiler. Barış zamanlarında kalelerin, yolların, kanalların ve köprülerin yapımında çalıştılar. Medeniyetlerin gelişmişlik seviyeleri oluşturdukları yapılarla değerlendirilmeye başladığında inşaat mühendisliği daha da ön plana çıkmıştır. Milattan önce 1000 yıllarında su ve rüzgar kuvvetinin değirmenlerde, hızarlarda ve iplik bükme makinalarında kullanılmaya başlanması biçimindeki teknolojik gelişmeler ve Rönesans hareketi yeni bir mühendis tipi oluşturmuştur. Mühendis, mimar ve sanatçı olan Leonardo da Vinci bunun bir örneğidir. Yine aynı devirde metalürji yani metal bilimi ve su yapıları konularında da büyük ilerlemeler olmuştur. 1700'lü yıllarda Fransa'da yol ve köprü yapımına ağırlık verildi. İngiltere'de köprü, kanal ve su yapıları alanlarında gelişmeler oldu. John Smeaton, Civil Engineer, medeniyet mühendisi yani inşaat mühendisi unvanını kullanan ilk mühendistir. Smeaton 1771 yılında İngiltere'de Mühendisler Birliği'ni kurmuştur. İlk mühendis birliği olma özelliğine sahip olan bu kuruluş 1825 yılında İnşaat Mühendisleri Kurumu adını almıştır. John Smith'in tanınmış eseri Eddystone kıyısında inşa ettiği deniz feneridir. Devamlı şiddetli dalgalara maruz kalan bu fener 127 sene ayakta kalmayı başarmıştır. 1800'lü yıllar İngiltere'de yeni teknolojilerin uygulanmasına sahne oldu. Buhar makinesinin icadının doğal sonucu olarak demiryolu taşımacılığı başladı. 18. yüzyıla kadar askeri amaçlarla yol, köprü benzeri inşaatları gene asker kökenli insanlar yapıyordu. İnşaat mühendisliği diye bir kavram yoktu. 18. yüzyılın ortalarında askerin çalışmadığı, askeri bir amacı olmayan ilk yapıların yapıldığı görülmektedir. Bu yapıları yapanlara askeri kökenleri olmadıklarından civil engineer yani inşaat mühendisi denilmiştir. Bunlar yol, köprü, kanal gibi imalatların yanında makine ve metal ile de uğraşmaktaydılar. 1828'de İngiltere'de inşaat mühendislerinden oluşan ilk meslek kuruluşu kurulmuştur.
19. yüzyılda makine ve maden mühendisliği ayrılmış, inşaat mühendisliği tek olarak kalmıştır. İnşaat mühendisliği eğitiminin tarihçesine bakalım. İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa'da mühendis olan Jean Rodolphe Perronet'e köprü ve yol projelendirilmek üzere yetiştirilmek için bir eğitim programı hazırlama görevi verilmiştir. Böylece kurulan okul ilk mühendislik okulu olarak bilinir. 1778'de madencilik okulu kurulmuştur. Bunu 1794 yılında Bayındırlık Okulu izlemiştir. 1810 dolaylarında İngiltere'de mühendislik eğitimi Edinburgh Üniversitesi'de, 1827'de Üniversite Kolej Londra'da başlamıştır. 1825'te açılan Almanya'da ilk mühendislik okulu Kalruş Politekniktir. 1849'da Amerika'da ilk mühendislik okulu Fransa'dakiler örnek alınarak açılmıştır. İnşaat mühendisliğinin ülkemizdeki tarihi Selçuklular devrine uzanmaktadır. Selçuklular döneminde ordular için kışlalar, ulaşım için yol, köprüler, hastane, cami, medrese gibi yapıların yapıldığını görmekteyiz. Bir kısım askeri amaçlarla yapılan bu yapılarda mühendislik hizmeti de mimarlar tarafından karşılanmaktaydı. Ülkemizde ise ilk mühendislik eğitimi 1. Mahmut devrinde başlamıştır. O devirde mühendis denildiğinde sadece askeri mühendis anlaşılmakta olup o nedenle ilk mühendislik eğitimi de askeri mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla başlamıştır. Fransız asilzadelerinden Claude Alexander, Comte de Bonnival, Avustralya ve İspanya'da gezmiş, 3. Ahmet devrinde İstanbul'a yerleşmiş ve Müslümanlığı kabul ederek Ahmet adını almıştır. Ahmet Paşa 1. Mahmut devrinde topçu birliklerinin yetiştirilmesiyle görevlendirilmiş ve kendisine Hamburacıbaşı ünvanı verilmiştir. Ahmet Paşa Üsküdar'da Hendesehane yani hesap okulu denilen ilk mühendis okulunda matematik dersleri vermiştir. Bir süre sonra 3. Mustafa devrinde teknik okullarda uzman subayı yetiştirmek amacıyla İstanbul'da Haliç Kasımpaşa tersanesi yakınında Karaağaç semtinde mühendishane adıyla yeni bir mühendislik okulu açılmıştır. Mimar Sinan 1489-1588 yılları arasında yaşamış dünyanın en büyük yapı sanatçılarından birisidir. Ülkemizdeki inşaat mühendisliği adına. Zamanla inşaat mühendisliğine duyulan ihtiyaçlar çok artmış ve bu askeri mühendislik okulları ihtiyaca cevap veremez olmuştur. 1883'te Gümüşsuyu'nda bir sivil mühendislik okulu Hendese-i Mülkiye Mektebi adıyla açılmıştır. 1908'de okulun adı Mühendis Mektebi, 1926'da Mühendis Mektebi Alisi, 1934'te Yüksek Mühendis Mektebi ve son olarak 1944'te de İstanbul Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Ancak İTÜ'nün Mühendishane-i Berri Hümayun ile başladığı ve o nedenle kuruluş tarihinin 1773 olduğu kabul edilmiştir. 1912'de ikinci bir sivil mühendislik okulu olarak Robert Koleji Mühendislik Okulu açılmıştır. 1944 yılında mühendis ve teknik eleman yetiştiren okullar Yıldız Teknik Okulu'na dönüşmüştür. 1959 yılında çıkarılan bir kanunla Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulmuştur. 1955 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Şu an sizin okumakta olduğunuz bölüm ve Giresun Üniversitesi'nin tarihine bakacak olursak, Giresun Üniversitesi 2006 yılında, Mühendislik Fakültesi ise 2011 yılında kurulmuştur. İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitime 2016 yılında başlanmıştır. 2020 yılında yani bu sene ilk mezunlarını vermiştir. İnşaat mühendisi ne iş yapar? Yapıların taşıyıcı sistemine ait hesaplamaları yapar. Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, tüp geçitler, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlaması ve yapımı gibi işler üstlenirler. Yine temiz su ihtiyacımızı karşılayan su dağıtım şebekeleri ve arıtma tesisleri, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı, büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etütleri, hafif raylı taşıma sistemleri içeren toplu taşıma altyapıları, denizaltı ve denizüstü tüp geçitleri, zemin etütleri ve ıslahları. Yine bunlar da inşaat mühendisliğinin uygulama alanlarıdır.
İnşaat mühendisleri nerelerde çalışabilir? Özel sektörde çalışabilir. Örneğin ulusal ya da uluslararası müteahhitlik firmaları, proje firmaları, yapı denetim firmaları, danışmanlık, bankacılık, sigortacılık ve benzeri gibi alanlar. Kamu sektöründe değişik kuruluşlarda çalışabilir yine. Bayındırlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda. İşte bunlar Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi. Bunun haricinde belediyelerde ve yerel yönetim teşkilatlarında çalışabilirler. Tüm bunların yanı sıra inşaat mühendisi kendi şirketini kurarak mühendislik projesi yapımı, danışmanlık veya müteahhitlik alanlarında da hizmet verebilir. Şimdi buraya kadar artık inşaat mühendisliğinin tarihçesini, gene inşaat mühendisliğindeki eğitimin tarihçesini gördük. İnşaat mühendisi ne iş yapar? Bunu da görmüş olduk. Sonraki derslerde inşaat mühendisliğinin alt dallarını inceleyeceğiz ve bunlarla ilgili uygulamalar yapacağız. Ses, seslenene bir ki seslenene. İnşaat mühendisliğinin tarihçesi, ilk mühendislik uygulamaları inşaat mühendisliği. Milattan önceki dönemde hayat sadece tarıma bağlıydı. Milattan önceki dönemde hayat sadece tarıma bağlıydı. Tarım alanları büyük olma Tarım alanları büyük olmalı ve diğer insanlardan korunmalıydı. Şehirlerin korunması için yapılan surlar ilk inşaatlar. Aşil dur, kahve var oğlum. Tamam. Hadi git yat biraz ya. Tamam, sen de katıl derslere. Geç oradan otur dinle. Hadi oraya git yat. Aşilcim kahve var, gider misin? Geç şöyle. Git oraya. Tamam, orada dur. Yat oraya. Bunlar yol, köprü, kanal gibi imalatların yanında. Yol, köprü, kanal gibi imalatların yanında makine ve metal ile de uğraşmaktaydılar. Bu tarihte Fransa'da mühendis olan Jean-Rodolphe Perronet'e 1825'te açılan Almanya'da ilk mühendislik okulu Karlruş, artık nasıl okunuyorsa, Politekniktir. Karlruş. Mühendislik okulu Karlruş Politekniktir. Fransız asilzadelerinden Hamburacıbaşı unvanı verilmiştir.